Herkese günaydın arkadaşlar. Yeni videomuzdan selamlar olsun sizlere. Dün tuhaf bir gece geçirdik. Deprem oldu. Ben mutfaktaydım. İşte size video çekiyordum. Videoyu durdurmuştum. Eğer videoyu durdurmamış olsam o panik anımıza yani bir yüzümde bir korktum, titremeye falan başladım. Korkmadım desem yalan olur yani. Tamam, evet, o büyük depremi biz bizzat içinde yaşamadık ama biz de Mersin'de o sarsıntıyla koridorda yürüyemedim ben. Dün onu düşündüm. Kayalık zeminde oturuyordum. Eski evim öyleydi benim. Ben orada koridorda yalpalaya yalpalaya yürüdüm. Böyle dolaptan üstüme geldiğini düşündüm. Yani dedim Allah'ım, orada yaşayanlar çok daha kötü yaşadı. Ay, şu tripodu da bir türlü oturtamadım şuraya. Şimdi biz neden buradayım? Çocuk odasındayım. Dün gece çocuklarla birlikte salonda yattık. İki tane çekyatımız var orada. Onları açtık, bir de yere yatak açtık. Eşim de olmadığı için çocuklarla birlikte orada yattık. Şimdi çocukların odasını toplamaya geldim. Ben yatakları getiriyorum. Onları toparlıyorum. O zaman Okan'ın işi vardı. Bugün öğleden sonra benim de hastane randevum olduğu için Okan da onunla birlikte gitti. Kısa bir işi var ama hastaneye gidesiye kadar yetişemeyebilirler. Onun için onlar beraberce gittiler. Şöyle yatakları düzenleyeyim. Onlar hemen hafif bir atıştırdılar, gittiler. Ben de kendim kahvaltı yapacağım. Bir dedim önce etrafı toparlayayım. Not ıslatmıştım. Onu ocağa koyacağım şimdi düdüklüye. İyi korktuk ama. Sabah karşı şey sabah yine olmuş. O küçükmüş ama onu duymamışız. 3,1 olmuş sabah. Onu duymamışız. 8,5'da da o olmuş. Ben uyumuştum. Eşim telefonuyla uyandım hatta. Yastıklarını getireyim bunu. Ama aşağı indik yani. Eşim de aradı, ne oldu dedi. Böyle ben ona mesaj atmıştım gece. Telefon çekinceni biliyorum. Dedim korkma dedim. Küçük bir sarsıntı yaşadık. İyiyiz dedim. Merak edecek bir şey yok. Öyle. Şimdi buraları toparlayıp çekyatları kapatacağım. Ha, şunu da söyleyeceğim. Şuraya ama altın bunun üstü de dolu. Dün aşağıda oturuyoruz. Gökyüzüne baktım. Gökyüzü böyle kırmızı gibi böyle tuhaf bir rengi var gökyüzünün. Dedim hayırdır inşallah. İnşallah büyük bir deprem gelmiyordur arkasından dedim. Ama bayağı kötü bir rengi vardı yani. Birazcık korktum o yönden. Allah beterinden korusun. Şu açıya koyayım bakayım. Ozan'ın yatağının üstüne koyayım. Okan'ın yatağını toparlayacağım şimdi. Önce bir çarşafını sağımı solumu düzelteyim. İşte insanlar korktuğu için herkes çoluğunu çocuğunu kaptı aşağı indi. Ben de Mia'yı indim, indirdim kucağımda.
Diyorlar Allah'ım kediyi de almışlar. Dedim nasıl bırakayım ben hayvanı evde? Korkar. Çünkü sarsıntı olduğunda o benim yanımdaydı mutfakta. Böyle tambur tumbur sesleri duyunca kaçtı oturma odasına. Sonra da Okan tam böyle odadan çıktı oturma odasında. Ben de o tarafa doğru gidiyordum. Karşılaştık. Baya bir şey yaptı. Korktu hayvan. Telaşa kapıldı yani o da. Bir de onlar yere de yakın oldukları için daha çok hissediyorlar sarsıntıyı. Ben de ayakta olduğum için herhalde o kadar hissettim. Bilmiyorum otursam hisseder miydim? Bizim alt komşu, en alttaki çocuk, Ozan'dan işte bir yaş küçük. Diyor ki ben diyor balkondan atladım diyor. Onlar büyük depremi de burada yaşadıkları için gece. Burada herhalde ben yeniyim. Benim yan taraftaki yeni. Başka da yeni kimse yok yani. Hadi bakalım şimdi de içeriği toparlayalım. Akşam deprem olunca her şeyi bu çantaya koydum. Yanıma da aldım. Ne olur ne olmaz diye. Hemen şuraya kapının arkasına alsın diye. Minnoş'u ne yapıyorsun kızım? Annesinin çocuğu. Annesinin güzel kızı. Fındık kurdu. Ne yapıyorsun anne? Evet, bu oda bugün çok karışık. Çünkü bu gece burada yattı. Anne toparlıyor şimdi.
Mia da bakıyor tuhaf tuhaf. Ne oldu bu odaya dercesine? Yok, her gün böyle değildi bu oda. Değil mi Mia? Evet. Ya Allah. Döşeğimizi de kaldıralım. Koltukları şey yapmıştım. Kenara çekip buraya döşeyi sermiştim işte. Eski düzenimize kavuştuk. Sehpamızı da yerine kaldıralım. Okan bir de buraya küçük bir çanta hazırlamış. Meyve suyu falan koymuş içine. Olmaz diye. Şarj aletleri falan hepsi burada. Allah'ım. Minik toz bekim. Şu şey bağladım ip. Bir sürü şişe getirmiş su. Buraya baksanıza. Kaç şişe. Dün aşağı indik. Ben işte iki şişe su da indirmiştim. Komşu da şey diyor. Bak diyor, iyi fikir diyor. Hiç diyor su indirmek aklımıza gelmedi diyor. İşte biraz zaman geçtikten sonra girdi her bazıları evlerine. Ben de Mia'nın taşıma çantasını almaya geldim eve. Şey diyorlar. Baktım hemen su falan getirmişler. Yani ne olur ne olmaz. Hani bir daha acaba dedik biz bu hani öncü mü? Ne olur ne olmaz bilemezsin ki. Peş peşe de olabilirdi. Çok şükür bir şey olmadı. İnşallah da olmaz. Yani eşim evde yokken böyle olması zaten bizi daha da tedirgin ediyor. Şu perdeyi açacağım. Neyse hadi bakalım, ben kendime bir kahvaltı hazırlayayım. Ay, Mia'nın üstüne basıyordum bak. Mia da burada yatıyor. Mia. Anneyim. Ben kendime bir kahvaltı hazırlayayım. Kahvaltım hepim saat kaç? 10. Şey yapacağım. Bir söyleyemedim. En geç 12 gibi evden çıkmam lazım ki biri çeyrek geçe falan geliyor şey. Randevum bir çeyrek geçe mi öyle bir şey. Neyse hadi bakalım. Hayırlısı hakkımızda. Hastaneye geldim.
En son bir ay önce gelmiştim kontrole. Bugün işte kontrolüm var. Geldim bakalım. Ne diyecek doktor? İnşallah kötü bir şey söylemez. Yürüyorum şimdi şeyden indim, belediye otobüsünden indim. Ana kapıya doğru yürüyorum. Asansörle 4. kata çıkacağım. Ay, gölgeler güzel ve güneşler cayır cayır yanıyor. Bu dolmuş buraya kadar çıkarıyormuş. Mecbur kaldığımda orada kapının önünden geçen dolmuşa da binebilirim ama belediye saatine göre çıktığımda sıkıntı olmuyor. Ben geldim. Böyle bir perişan, yorgun. Bugün hastanede işim vardı. Zaten gördünüz. Ama çok uzun sürdü. Yine her zamanki gibi. Ne kadar erken giderseniz gidin arkadaşlar. Doktora işi varsa uzun sürüyor. Aksi gibi bugün doktorumuzun kendisi de hastaymış. Maalesef. Ondan bugün de uzun sürdü. Çok bir hastası yoktu aslında kontrol edici. Kadıncağız yukarıda serum takılıyormuş. Tekerlekli sandalyeyle kolunda serum iğnesiyle geldi vallahi. Allah razı olsun. Onu diyorum bugün oradaki hastalara da. Bir başkası olsaydı ben hastayım deyip çeker giderdi, rapor alırdı. Hastaları da başka doktorlara yönlendirirdi. Ya da işte falanca gün gelir diye yönlendirirlerdi. Vallahi helal olsun. Bir kez daha hayran oldum doktoruma. Ayça hocam. Can. Şimdi ne yapıyorum? Benim canım kısır istiyordu. Size de söylemiştim arkadaşım gelse de kısır yapsam diye. Aslında arkadaşım geldi ama gün içinde yemek lazım tabii ki kısırı. Hoş. Şimdi ben kısırı yapıyorum. Çok da canım istemiyor ama birazcık yiyeceğim. Biraz sonra arkadaşıma oturmaya gideceğim. Onun da eşi nöbetçiymiş. Benimki de görevde. Gel dedi, oturalım dedi. Gündüz çağırdı da benim doktor işi olunca kaldı. Ben de şey yaparım. Çocukların yemeklerini hazırlar. Götürürüm, orada beraber yeriz olmazsa. Ya da evde birazcık yer, ona da götürürüm. Organik kendim, böyle saksımda yetiştirdiğim soğanım. Yerim olsa ben nane, maydanoz, her şey yetiştiriyordum. Diğer evdeki videolarımı izleyenler bilirler yani. Ben çoğu zaman böyle yeşillik almazdım pazardan. Hele kışın marul doğru düzgün aldığımı bilmem yani. Ben saksılarım vardı, içine marul dikerdim. Burada yer müsait değil. Şu pencere önleri çok geniş aslında ama rüzgar olduğunda aşağı düşme riski çok yüksek. Onun için de güvenip de yani böyle pencere önüne bir şey koyamıyorum. Ne yalan söyleyeyim. Sonuçta aşağıda bu aşağı kısım, mutfak tarafı, yatak odası tarafı şey, bisiklet motor park yeri. Oraya insanlar motorunu, bisikletini park ederken, ki çocuklar da bazen orada oluyorlar. Birilerinin kafasına bir şey düşsün istemem. Onun için o sorumluluğa giremiyorum. Başkası olsa yapar, koyar oraya. Sadece ama çok geniş yani, yer var. Yapsam yapılır hani. Ben yeşillikleri ayıklayıp böyle ya bu şekilde buzdolabı poşetine koyuyorum ya da saklama kaplarına koyuyorum. Aklınızda bulunsun. Bakın bu maydanoz alalı neredeyse bir hafta olacak. Bakın sanki daha yeni alınmış gibi. Değil mi? Şuraya yapacağım mecburen şimdi. Biraz geç oldu çünkü.
Ben 5.30'da geldim. Hatta 5.30'u da geçiyordu eve geldiğimde. 4.30 gibi mi bitti benim işim? Öyle bir şey. Ama migrenim tuttuğu için biraz dinlenmem gerekiyordu. Uyumadım, yatmadım falan ama şey yaptım, uzandım böyle içeride. Öyle. Hatta video yüklemiştim. Videonun gelen yorumlarına baktım. Şimdi bir konuya tekrardan açıklama getirmem gerekiyor. Yani çok da boğulu boğulu gösteriyor. Ya niye böyle oluyor ben anlamadım. Bir saniye. Şunu bir düzeltmem lazım. Şimdi kısır yoğuracağım için şunu takayım. Heh, düzeldi galiba biraz olsun görüntü. Şöyle arkadaşlar. Bu. Siz bu videoyu izlediniz. Yani önceki videom diyeyim. Bir gün önceki videom ya da. Bir dakika ben domatesle sarımsak da alıp geleyim. Yani nasıl söyleyeyim size, hala bazı şeyleri bilmeyen takipçiler, yani daha doğrusu ya da bunu benim ağzımdan mı duymak istiyorlar, ne yapıyorlar bilmiyorum. Ben oraya yorum olarak yazdım, bayağı da uzun bir yorum. İsterseniz orada ne yazdığımı okuyabilirsiniz arkadaşlar. Yazdıklarımda ne bir iftira, ne bir yalan, ne de tek bir kelime fazla bir şey var. Her şey doğru. Her şey %100 doğru hem de. Ben hiç suçsuz, günahsız yere başkalarının yüzünden bir anda böyle günah keçisi ilan edildim. Üstüme hakaretler edildi. Beddualar edildi. Her şey yapıldı. Yalansam yalan diyeyim. Yapılmadı mı? Sizler, beni çok uzun zamandır takip edenler veya bu olaylara şahit olanlar, hepiniz biliyorsunuz. Bana deyin ki hayır sen yalan söylüyorsun, sana kimse hiçbir şey söylemedi. Evet, bizzat ismim verilmiyor. Bizzat şu kanal demiyor. Veya bizzat işte benim şuyum demiyor. Ama gayet de güzel beni işaret ederek her şeyi tek tek böyle abartı bir şekilde anlatıyor. Evet, bana desteği oldu. Ama ben kanalımı 1000 abone ve 4000 saat izlenme yaptıktan sonra oldu. O zamana kadar neredeydi? Ben geceler boyu canlı yayın yaparken bana dediği şeyler, beceremiyorsunuz. O zaman birkaç akrabamız daha vardı kanal sahibi. Siz anca canlı yayın yapıyorsunuz. Evet, o dönem onu gerektiriyordu. O kadar çok kanal vardı ki, YouTube kanalı. Önüne gelen kanal açıyordu. Üstelik bir evden 3-4 tane kanal sahibi olan insan vardı. Bir evde 4 kişi yaşıyorsa 4 kişinin de kanalı vardı. Ve bunların ilerlemesi için de en pratik yöntem canlı yayın. Tutturan çok güzel tutturdu. Her gün canlı yayın yapan vardı mesela o dönem. Resmen günleri canlı yayın gün yani pazartesi günü. O diyordu ki ben yapacağım öbür. Çünkü bir süre sonra artık böyle birbirinizi, eskiden böyleydi yani, kanal sahipleri işte bir video yayınladığında sen onun videosuna gitmezsen o senin videona asla gelmez. Gidip sen onu izlemediğin sürece gelip senin videonu asla izlemez. Ve bunun olayını yapar. İşte sen benim videoma gelmedin, ben de seninkine gelmiyorum falan gibisinden. Hani belki bunlar size şu anda çok saçma, çok farklı geliyor olabilir. Evet, saçmaydı. Ama pandemi döneminde gerçekten kimse de evden çıkamıyor ya. Kimse birbirine gidemiyor falan. Bu olaylar oldu, yaşandı. Bizzat içerisindeydim arkadaşlar. Geceler boyu canlı yayın yaptım ya.
sırf saatimde olsun diye. Ben insanların gidip canlı yayınlarında gün içinde işte bir saat atıyorum, iki saat kaldıysam, onlar da gece geliyorlardı benim canlı yayınlarımda. Yedek telefonları vardı. Onlar da o şekilde kalıyordu. Yani bu şekilde şu tezgahın üstünü bir silmek istiyorum. İlerlettiğim, belli bir seviyeye getirdiğim bir kanalı ben yaptım, ben tanıttım. Ben olmazsam şu kadar izleniyordu. Ben olmazsam öyleydi. Ben o, evet bakın, hiçbir zaman inkar etmedim. Beni tanıttı. Ben bunu hiçbir zaman söylemekten de gocunmuyorum, gocunmayacağım da. Ama bunu böyle burnumdan fitil fitil getirmeye de gerek yoktu bence. Yaptın bir hayır, çekip çenedini ayır demiş atalar. Öyle çekileceksin kenara bir şey yaptıysan. Ben onca kişiye acaba tuz attım mı ben buna? Hiç hatırlamıyorum. Galiba attım. Var. Çok azıcık daha iyi. Şöyle yapabilirim. Ben onca kişiye iyilik yaptım. Bir şeyler yaptım. Hayrım dokundu. Daha bir Allah'ın günü birinin de başına kalkmış değilim. Kalkmam. Allah bana bu imkanı vermiş. Küçücük tır, bak şurada küçücük bir tırnağım var. Şu tırnağım kadar bir faydam dokunmuş diyelim birine. Ben niye bunu başına kalkayım? Allah yarın bir gün bana demez mi? Kulum, sen işte birilerine böyle böyle yapmıştın. Tabii ki boşluk ede söylemez de. Sen bunu yaptığın iyilik de boşa gidiyor. Öyle yaparsan. Allah kalbine merhamet versin. Bir de ne? Kalbin temiz olacak. Yok bilmem ne. Hadi ya. Suçu günahı olmayan bir insanı suçladın durduk yere. Ondan sonra konuş. Ne kolay. Ne kolay. Bir de ben zeytinyağı gibi suyun üstüne çıkmış oluyorum. Ben neymişim arkadaş? Gerçekten ben neymişim? Hayır, kendinin beğenmedikleri şeyleri eleştiren takipçileri gün geliyor engelliyor mesela onlar. Evet engelleyebilir. Bunda özgür. Buna hiçbir şey diyemem. Buna kimse bir şey diyemez. O kanal onun istediğini yapabilir. Ama o insanlar gün gelip kendisinden hınç alırcasına benim kanalımda yani ne yaşadıysa artık bilemiyorum. Arasında ne geçiyor, nasıl bir şey oluyor hiç bilmiyorum. Böyle ondan hıncını alır gibi gelip benim kanalda yorum yapınca ben suçlu oluyorum. Ben mi çağırdım? Ben kimsenin yorumlarını denetleyemem. Hiç kusura bakmasın. Benim kanalımda öyle bir ayar da yok. Yorum denetleme falan da yok. Kim ne yorum yaptıysa tak 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 çıkar orada. İyisiyle kötüsüyle. Ben yapamam. Yapmayacağım da. Hiçbir zaman yapmayacağım. Beni seven böyle seviyor. Yalan mı? Beni bu şekilde seviyorsunuz. Doğru olduğum için, dürüst olduğum için. Geçen gene bir tanesi ne yazmış? Bilmem ne yapacağına kaynananın mutfağını düzeltsene. Ya taktınız kaynanamın mutfağını. Size ne? Kadın öyle mutlu. Kadın öyle mutlu. Eski insanları değiştiremezsiniz. O öyle yaşamayı seviyor. Evinde
gittiğinde mutlu, evinden başka bir yere gittiğinde huzursuz biri oluyor belli bir süre sonra. Evini istiyor. Bırakın kadının mutfağını ya, biz de mutluyuz. Biz gittiğimizde oraları temizliyor muyuz? Temizliyoruz. Düzenliyor muyuz? Düzenliyoruz. Ama onun düzeninin dışına çıkmadan, onun düzenine uyarak. Gittiğimde ben kayınvalideme iş yaptırmıyorum değil mi? Gördünüz mü kayınvalidemin etrafımda dört dönüp bana yemek pişirdiğini, kahvaltı sofraları kurduğunu, şöyle yaptığını, çay kahve pişirdiğini gördünüz mü? Hayır. Ben ona hiçbir iş yaptırmıyorum. Bir bırakın kayınvalidem mutfağında artık konuşmayı, tamam mı? Biz biliriz. İsteseydi çoktan yaptırılırdı oralar. Çoktan. Kadın gelmiş kaç yaşına, ben böyle mutluyum diyor. Bırakın ya, huzurlu, mutlu. Herkes evinde nasıl mutluysa öyle olsun. Lütfen bu konuda karışmayın. Diğer konuya da dediğim gibi, ne olursunuz artık X kişisiyle beni böyle yorumlarda bir araya getirmeyin. Biliyorum ki benim kanalıma yapılan her yorum benden önce onların denetiminden geçiyor. Merak etmeyin. Oraya yazdığınız her yazı nasıl ben okuyup size cevap veriyorsam o taraf da okuyor. Hiç merak etmeyin. Hepsini A'dan Z'ye. Belki de eski yorumlarıma bile dönüp dönüp bakıyorlar yani acaba ne cevap verdim diye. Çünkü duyduğum şeylere göre, bugün yorumda da bir takipçim belirtmiş. Bugün yine seninle alakalı bir şeyler söylüyordu, işte sana saydırıyordu falan gibisinden. Ve benim kanalda yazılan yorumlarla alakalı saydırıyormuş. Ben izlemiyorum. Yalan söyleyecek de değilim. Ben zaten gün boyu hastanedeydim. Benim işim gücüm var. Akşam deprem olmuş. Kocam evde yok. Korkmuşuz. Ben kendi yorumlarıma bazen yetişemiyorum ki. Gideceğim de başka bir kanalın yorumlarıyla yetineceğim. Oy. Hiç gözümü yoramam kimse için. Gözüme de yazık, zamanıma da yazık. Olmuş ama biraz tuzu eksik ya. Neyse. Hadi. Konuşmadıkça cevap vermedikçe hala benimle ilgili devam ediyor. Hala. Ben ne kimsenin malında gözüm var, ne mülkünde gözüm var, ne yaşantısında gözüm var. Allah'ıma bin şükür. Gerçi şükretmek de Allah'ım bu kadar yemek, bu kadar yeter demekmiş ama Allah'ıma hamdolsun, hamdolsun dememiz gerekiyormuş. Arkadaşlar bunu da yeni öğrendim. Allah'ıma hamdolsun, çok şükür, eli ayağı düzgün, sağlıklı, iki tane aslan gibi evladım var. Ben iki tane istedim, iki tane doğurdum. Fazlasını istesem doğururdum. Kimseye de yani bu konuda laf düşmedi, düşmeyecek de. Çok şükür. Elimiz ayağımız tutuyor, gözümüz görüyor. Yok mu hastalıklarımız var? Tabii ki de var. Uğraşıyoruz, tedavi olmaya çalışıyoruz. Hamdolsun bugünümüze. Ama dediğim gibi kimsenin ne yaşantısında gözüm var, ne evinde gözüm var, ne malında ne mülkünde hiçbir şeyinde gözüm yok. Bana da veriyor Rabbim. Ne diyorlar? Allah vermeyeceği hiçbir şeyin hayalini kurdurmazmış. Var bizim de hayallerimiz.
Gün gelecek onları da gerçekleştireceğiz inşallah. Şu ana kadar hayaline kurduğumuz birçok şeyi gerçekleştirdi. Bir tanesi de buradan miyavladı mesela. Ben evde kedi beslemeyi çok istiyordum. Ay annesinin minnoşu ne annem, beni mi kokluyorsun canım? Gel, gel güzel kızım, gel. Gel, senden mi bahsedeceğim aklına geldi de geldin yanıma. Gerçekten çok aşırı istiyordum. Eşim istemiyordu. Hep dışarıda baktık o zamana kadar. Gün geldi, devran döndü. Arkadaşı bu kediyi sahiplendirmek istiyormuş. İyi bir aile arıyormuş. Biz de o dönem deprem olmuştu. İşte depremde de bir kedi. Hani sahiplenelim, sahipleri ölmüş. Tek kalmış. Ya da işte evi barkı kalmamış kedilerden istiyorduk. Eşim de dedi, madem dedi kedi istiyorsunuz size kedi. Bu fıstığım da bize nasipmiş. İşte teyzeleri. Yani dediğim gibi Allah ne demiştim az önce? Vermeyeceği hiçbir şeyin hayalini kurdurmazmış. Bizler güzel hayaller kurmaya devam edelim. Hayallerimizi gerçekleştirme yolunda devam edelim. Hayatımızda her zaman böyle bir ket vurmaya, bizi engellemeye çalışan insanlar tabii ki olacak. Bunu hiçbir zaman engelleyemeyiz. Hayatımızda bunlar her daim olacak. Ama elimizden geldiğince fırsat vermeyeceğiz. Biz iyi düşüneceğiz. Biz temiz kalpli olacağız. Herkese elimizden geldiğince iyi davranmaya çalışacağız. Tabii ki bizi suistimal edenlere de asla izin vermeyeceğiz. Yolumuza devam edeceğiz. Ben bu yola çıktım. Sizler de arkamda olduğunuz sürece devam edeceğim arkadaşlar. Allah sağlık, ömür verirse tabii ki. En başta o. Şu ellerimi yıkayayım, sofrayı kurayım ben. Konuştukça konuşuyorum çünkü başımızı çok şişirdim. Ya ara sıra böyle resetlemek, güncellemek gerekiyor herhalde bazı şeyleri. İyi oluyor bence. Arkadaşıma gittim geldim, orada oturduk. Ben buradan kısır götürdüm. Suyunu süzmeyi unutmuşum. O da çay yaptı. Zaten yapmıştı, hazır bekliyordu beni. Bir güzel sohbetimiz ettik. Özlemişiz. 21 gündür görüşmüyorduk. Yani o yoktu. Memlekette düğünleri vardı. Kardeşini evlendirdiler. Erkek kardeşini. Allah mesut bahtiyar etsin. Ben de size bahsetmiştim. Nohut ıslatacağım, nohut haşlayacağım diye. Islatmıştım nohutumu. Nohutun iriliğini şöyle göstermek istiyorum size. Bakın. Bayağı iri. Bim'in kendi ürünü. Ben yıllardır alırım. Islatırım. Ondan sonra bir güzel düdüklüye koyar, pişiririm. Sonra da böyle saklama kaplarına koyuyorum. Atıyorum buzluğa. Çok iyi oluyor. Şimdi şöyle paylaştıracağım. Bir de size şey söylemek istiyorum. Şimdi biz günlerdir kayınvalidemin hastane işleriyle uğraşıyoruz. Daha doğrusu ne zamandı? İşte ben hani dizlerimden kontrole gitmiştim. İğne falan yapılmasına karar verdi doktor. Artık kayınvalidem de dayanamıyorum. İşte bayramdan sonra halledeceğim falan dedi. Ben dedim bayramı bekleme. İğne yaptırmaya karar vermişti. Hani bir doktora git. Hani ne olduğunu öğren. İğneyse iğne. Başka bir şeyse öğreniriz ne olduğunu en azından. Hani çünkü MR istiyorlar. Bayağı uzun sürüyor devlet hastanelerinde. Az çok biliyorsunuz sizler de. Neyse. İşte birilerine demiş. Onlar da bayramdan sonra falan demişler. Neyse orayı çok kurcalamak istemiyorum. Ben dedim istiyorsan sana dedim ben HVS'den alayım randevu. Orada doktora gidersin. Neyse ben randevusunu oluşturdum. Gayet iyi bir doktor araştırdım, buldum. Hatay'da, İskenderun'da. Orada buldum doktorunu. Neyse. Haziran'ın 10'unda gitti doktora.
Doktor önce MR demiş, kendisi de çektireme falan deyince tamam teyze demiş, MR çektirme, film çektirirken. Tabii ki film çektiriyor. Film sonucunda da artık dizlerinin en son aşamada olduğu, dördüncü evreye geçtiği ve kireçlenmesinin çok fazla olduğunu, bütün ağrılarının, işte o kırk kırk seslerinin, işte dizini zaman zaman bükemeyişinin sebebi oymuş maalesef ki. Zaten bundan yıllar önce de görümcemin yanındaydı. Banyoda düşmüştü. O zaman kireç kırığı oluşmuş. Bayağı bir sıkıntı yaşadı o dönemde de. Bir süre bayağı ağrılar oldu falan fistan. Neyse. Şu ellerimi bir yıkayayım. Doktordan da çok memnun kaldı. Ben dediğim gibi ben kendim araştırdım, buldum. Hangi doktor daha iyi falan diye birkaç yıl uğraştım. Randevusunu falan ben aldım burada. Orada da sağ olsun dayımın eşi var. Dayım var, dayımın eşi var. Hemen zaten yan tarafında oturuyorlar. Allah razı olsun. Allah bin kere razı olsun. Tuttukları altın olsun. Gerçekten de çok ilgileniyorlar. Kayınvalidim de birçok şeyle ilgileniyorlar. Dayım arabasıyla götürüyor, getiriyor. Yengem sürekli yanında. Yani biz buradan hap deyince koşup gidemiyoruz. Mersin İskenderun'a 2,5 saat uzaklıkta. Eşim görevde oluyor, çalışıyor oluyor. Her dakika izin alamıyor falan falan. Allah dediğim gibi bin kere razı olsun. Çok ilgilendiler. Hala da ilgileniyorlar. Yarın Allah nasip ederse siz bu videoyu izlerken kayınvalidem ameliyata girmiş olacak arkadaşlar. Sizlerden de rica ediyorum, dua edin kayınvalideme. İnşallah ameliyatı güzel geçsin. Bir dizinden ameliyat olacak. Belden uyuşturacakmış. Bugün yine konuştuk. Kaç gündür zaten onun ayarlamasıyla uğraşıyorum. İşte unutmasınlar diye randevusunu hatırlatıyorum. Gittin mi geldin mi sürekli arıyorum. Ne yaptın ne ettin, doktor ne dedi, işte nasıl olacakmış, şöyle mi olacak böyle mi olacak. Protez takılacak dizine. Ben bu arada protez ameliyatı olan birkaç kişiyle de konuştum. Gerçekten de çok memnun kalıyorlar. Yani doktorun dediklerine de birebir uyduktan sonra bu ameliyat çok güzel sonuç veriyormuş. Ağrılardan kurtuluyormuş. Kayınvalidem mesela bayramda ben gittiğimde artık yürüyemiyordu. Evin içinde bile yürüyemiyordu. Ben zaten ona hiçbir şey yaptırmıyorum yani. Kendi başına yürüyüp kendi işini gücünü halledebilecek seviyeye geliyorlarmış bu ameliyatı olanlar. O yönden de içimde çok rahatladı. İşte ilk önce bir ayağı olacak. Daha hasarlı olan. Herhalde sol muydu sağ mıydı? Tam emin değilim ondan. O dizini yapacak. O biraz toparlanıp iyicene artık vücut o proteze uyum sağlayıp iyileşme tamamlanınca diğer dizinden de ameliyat olacak. Şimdi bu ameliyatında biz yanında olamıyoruz. Çünkü eşim görevde. Ben de buradayım. Benim de doktor işlerim var. Yarın benim de kayınvalidemin ameliyata girdiği saatlerde benim de randevum var. Tekrardan kontrol, başka bölümde kontrolüm var. Bugün zaten göze gitmiştim. Yarın da dediğim gibi başka bölüme gideceğim. Benim de hastalıklarım var. Devam eden tedavilerim var. Ben de öyle gidemiyorum. Tren kalktı zaten, otobüse gideyim desem bayağı uzun bir süreç. Otur otur otur, benim dizlerim de çok ağrıyor. Sağ olsun yengem ben ilgilenirim dedi. Dediğim gibi Allah bin kere razı olsun. O ilgilenecek. Zaten yan yanalar. Bir de şey beni sevindirdi. Ay pardon. Ben mesela dizimden menisküsten ameliyat olduğumda ben basamamıştım. Benim basmam yasaktı. Şimdi bu protez takıldığında hemen yürütüyorlarmış. O bizi çok sevindirdi. Çok da rahatlattı yani. Çünkü bir insanın yürüyememesi çok kötü bir süreç. O psikolojiyi ben kendim defalarca yaşamış biri olarak çok iyi biliyorum. Ama hemen yürütmesi, işte günlük yaşantısına kendisini idare edebilecek kadar bir ayağa kalkabilecek potansiyele sahip olması, o beni çok sevindirdi. Kayınvalidem de o yönden çok rahatlamış. Beni diyor çok rahatlattı doktor diyor. İçimi rahatlattı diyor. Güzel güzel konuşmuş teyzeciğim, şöyle olur böyle olur diye.
Memnun, doktorundan da memnun, gördüğü ilgiden de memnun. İnşallah ameliyatı da çok güzel geçer de bir an önce sağlığına kavuşur. Dediğim gibi yani günlük hayatını idare edebilecek bir seviyeye gelsin. Ondan sonrası zaten kendiliğinden her şey hallolur. Ben de nohutlarımı şimdi böyle saklama kaplarıma koydum arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Böyle bazen etli nohut yapıyoruz hani, yani ona lazım oluyor. Pilav yapıyorum lazım oluyor. Humus yapıyorum lazım oluyor. Çorbaların içine koyuyorum. Böyle ayranlı çorbalar yapıyorum. Tuzlu yoğurtlu falan. Evde bulunması lazım. Bir evde haşlanmış nohut her daim hazır olmalı bence buzlukta. Atla deve değil. Akşam ıslattım. Sabah kalktım düdüklüye koydum. Ben kahvaltı yapasaya kadar o haşlandı. Soğudu. Şimdi de kaldırıyorum dolabıma yani. Çok kolay. Neyse. Bundan önceki bölümde bahsettiğim olaylara da şöyle bir kaba taslak geri dönecek olursak arkadaşlar. Anlattığım her şey doğru. Dediğim gibi. Ne diyeyim? Ne söyleyeyim? Ben ne kadar haklı olursam onlar da o kadar haklı olduğunu iddia edecek. Burası hak, hukuk, adalet yeri değil. Burası eğlence platformu. Global bir dünya burası. Bizler hayatımızı ne kadar çekersek siz de o kadar izliyorsunuz. Bu kameranın dışında kalan şeyleri tabii ki de sizler göremezsiniz, bilemezsiniz. Biz size ne göstermek istersek sizler de onu görüyorsunuz. Kısaca öyle söyleyeyim arkadaşlar. Hadi bakalım. Bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın.